Bir yük gemisinin yerle bir ettiği Baltimore Francis Scott Key Köprüsü çevresindeki arama kurtarma çalışmalarında kaybolan 6 kişiden umut kesildi. Baltimore Limanı'ndan ayrıldıktan sonra geminin enerji kaybı nedeniyle kontrolünü kaybettiği ve köprüye çarptığını belirten uzmanlar, olayda herhangi bir terör bağlantısı bulunmadığını açıkladı. Köprü inşaatının kaldırılması ve yeniden inşası yıllar alabilir. Başkan Joe Biden kazanın ardından köprünün en kısa sürede yapılacağı sözünü verdi. Köprü Amerika'nın kuzey doğusunun ekonomisi açısından en önemli unsurlardan biri. Ekibime limanı açmaları ve köprüyü mümkün olan en kısa sürede yeniden inşa etmeleri talimatını veriyorum. Siber Güvenlik ve Altyapı Güvenliği Dairesi'ne göre Dali adlı gemi Danimarka merkezi Merckx şirketi için Sri Lanka'ya yük taşıyordu. Dali, Baltimore Limanı'na her gün yük indiren yüzlerce gemiden biriydi. Ulaştırma uzmanları bölgedeki tedarik zincirinin etkileneceğini belirterek alternatif güzergahların belirlenmesi gerektiğini söylüyor. Köprünün yıkılması deniz ve kara ticareti ulaşımında da aksamalara yol açacak. Maryland Eyaleti'nin ulaştırmadan sorumlu biriminin geçen sonbaharda yayınladığı rapora göre köprü, 2023 yılında 12,4 milyondan fazla ticari ve yolcu aracı taşıdı. Bugün de yaklaşık 34 bin geçiş anlamına geliyor. Hesaplamalara göre geçen yıl yıkılan köprü üzerinden yaklaşık 3 milyon ton yük taşındı. Bu sıradan bir köprü değil. Bu Amerikan altyapısının katedrallerinden biridir. Birçoğumuzun hayatta olduğundan daha uzun bir süredir bu bölgenin silüetinin bir parçası olmuştur. Dolayısıyla normalleşmeye giden yol kolay olmayacak hızlı olmayacak, ucuz da olmayacak ama birlikte yeniden inşa edeceğiz. Dört şeritli köprü, Baltimore Limanı ve Patapsco Nehri'nin üç ücretli geçişinden en dışta yer alanıydı. Ve ABD'nin en büyük limanına giriş kapısı olarak kullanılırken, kömür sevkiyatı konusunda da Amerika'nın en büyük merkeziyle bağlantıyı sağlıyordu.